TÜİK Başkanı daha göreve gelmesinin üzerinden bir yıl geçmeden, yani Mayıs ayında gelmişti. Bakın görev devretti değil. Açıklama görevden alındı. Bunu biraz yorumlayalım. Selçuk. Alındı. Merkez Bankası Başkanı da görevden alınmıştı değil mi arkadaşlar? Başkan yardımcısı, Merkez Bankası Başkanı, TÜİK Başkan Yardımcıları arka arkaya gidiyor. Tabii daha önce de TÜİK Başkan Yardımcısı görevden alınmıştı. Bu da görevden alındı. Şimdi günah keçisine ihtiyaç var diye görüyorum ben. Çünkü Türkiye'de ne Merkez Bankası Başkanı'nın ne de TÜİK Başkanı'nın ya da diğer kurum başkan ya da bakanlarının fark etmez. Kendi başlarına karar alabilme gücüne, yetkisine, özerkliğine falan sahip olduğu kanaatinde değilim. Nitekim en son örneği Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanıyor biliyorsunuz. Oraya da bir rektör atandı. Şimdi o rektörün de bağımsızlığını oturup konuşmamız gerekiyor. Yani ne kadar bağımsız. Dolayısıyla şimdi Boğaziçi Üniversitesi rektörü başarısız olduğu zaman acaba bu onun başarısızlığı mı olacak yoksa onu oraya yönlendirenlerin başarısızlığı mı olacak? Bunu sorgulamamız lazım. Bir. İkincisi, TÜİK Başkanı'nı görevden aldınız. Yerine yeni bir TÜİK Başkanı atadınız. Dolayısıyla bu yeni atadığınız TÜİK Başkanı da bağımsız kararlar veremeyecek. O da hep koltuk kaygısıyla işte Murat Uysal gibi ne söyleniyorsa onu yapacak. Yani gerçekçi verileri paylaşmaya kalksa %36'lık enflasyon açıklaması gerekiyor. Doğru değil mi? Doğru. Yani 30 yani minimum %30 da esasen %36-40 aralığında olduğunu biliyoruz. Yani gıda enflasyonunun %40'ın üzerinde olduğunu çok net biliyoruz. Şimdi TÜİK Başkanı'nın çıkıp bunu açıklaması demek bir ay sonra görevden alınması demek. Ya da sen işsizlik oranını %35 diye açıklayabileceğini düşünüyor musun TÜİK Başkanı'nı? O da mümkün değil. Genç işsizliği %50'nin üzerinde diyebilecek mi? Genç işsizliğimiz %50 oldu baba falan diyebilecek mi? Yok, bunu da söyleyemeyecek. Demek ki abi oraya sahiden şu anda söylendiği gibi vekaleten getirildi. Sen sus kardeşim, biz süreyi bir yumuşatacağız, bak biraz sakinleştireceğiz falan diye bir şeyler herhalde telkin ediliyor. Şimdi şöyle bir algı var abi. Merkez Bankası Başkanı değişti, bak her şey yoluna girdi. Demek ki başkan değiştirmek işe yarıyormuş. Hazine Bakanı da değiştirdik, işler orada da yoluna girdi. Demek ki bakan değiştirmek de işe yarıyormuş diye bir algı var. Oysa hiç alakası yok. Şimdi Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'a deselerdi ki kardeşim her türlü faizi yükselt, buraya sıcak parayı çek bir şekilde deselerdi, o da bunu yapardı. Yani Naci Ağbal'ın o koltuğa oturmasına gerek yoktu ki. Naci Ağbal'ın yaptığı reformist ne var abi? Yani ne yaptı? Henüz bir şey yok. Algı yönetiyor. Hayır, algı falan da yönetmiyor. Algıyı da yönetse ne olur? Hani şey, faizler burada durmaya devam edecek. Başka bir söylemi yok. Yani faizi yüksek tutacağız. Ekonomik politik bir söylemi olduğunu duydunuz mu siz? Yani 3 ay, 5 ay, 6 ay, 10 ay, 1 yıl sonra enflasyonu şu reformları yaparak kalıcı bir şekilde aşağıya çekeceğiz, fiyat istikrarını sağlayacağız, para istikrarını sağlayacağız falan gibi bir açıklaması yok aslına bakarsın. Yani aynını Murat Çetinkaya yaptı, kovuldu. Aynını yaptı Murat Çetinkaya. Yani Murat Uysal'dan bir önceki Merkez Bankası Başkanı'nı bu nedenle kovdular. Şimdi bugün bak konut satışları geldi. Arkadaşlar kim açıkladı? TÜİK açıkladı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre Türkiye'de konut satışları %37 oranında düşmüş durumda. İpotekli konut satışları %75 oranında düşmüş durumda. Şimdi o geçmiş başkanın döneminde yapılan araştırmalar bunlar. Mevcut başkan döneminde acaba bu rakamların daha da gerçeği mi ortaya konulacak? Yani mesela şu mu denecek? Aslında %100 düştüydü falan mı denecek? Yok. Dolayısıyla yani TÜİK başkanının değişmesi tamamen bir makyaj. Yani yeni bir model çıkartmayalım biz. Yeni bir kasa çıkartmayalım araba. Onun yerine makyaj yapalım. Biraz daha güzel görünsün falan. Ama esasen burada şunu sormak lazım. Bu TÜİK başkanı da çıkıp %14, %15 şeklinde bir enflasyon açıkladığında ya da işsizlik %10
12.9 dediğinde ya resmen gülüyorum artık ben ya, eğleniyorum yani. Düşünsene abi, istihdam düşüyor, işsizlik düşüyor. Ya ne içiyorsunuz baba siz, bana da verin. Vallahi çok güzel bir dünya bu dünya. Faiz düşünce enflasyon ya, düşer gibi bir şey işte o. Ama bu hadi o bile anlaşılabilir. Yani işte ya da faizden dolayı hani enflasyon oluşabilir mi? Zorlarsan oluşur. Ama abi istihdam düşerken işsizlik düşmez ya. Yani tamamen çalışan sayısı azalıyor. İş bulma ümidini kaybedenler patlıyor ama işsizlik düşüyor. Düşüyor yani abi. Bir kişinin dönüp de ya burada ters bir çelişki var, şu yalanı bir makyajlayalım, düzgün hale getirelim demesi lazım en azından. Yani düşünsene abi, bir ara TÜİK'in işsizlik verileri İşkur'un verilerinden alta düştü yani. Rezalet lan. Ben böyle bir şey hayatımda görmedim abi. Komedi yani. Ciddi bir komiklik yaşıyoruz bu ülkede. Gülüyoruz, eğleniyoruz ama yani kara komik. Ya dolayısıyla TÜİK başkanını değiştirsen ne olur? Merkez Bankası başkanını değiştirsen ne olur? NATO kafa, NATO mermer. Mantık aynı yani. Dolayısıyla vatandaş da güvenmemeye devam edecek. Bak ben size bir şey söyleyeyim. Sokağa çıkalım abi. TÜİK devletin en güvenilmez kurumu hangisi diye soralım vatandaşa. TÜİK diyecektir %80'i. Ya da şunu soralım. En çok neye güvenmiyorsunuz? Hangi rakamlara güvenmiyorsunuz diye soralım. İşsizlik, enflasyon diyecek vatandaş. Vatandaş yaşadığını biliyor. Yani şimdi mesela döviz kuru da tamamen inandırıcılığını kaybetmiş durumda. Hani altılı seviyeler gördüm. Müthiş düşüyor falan filan. Ya kardeş, düşüyor da bir, nasıl düşüyor? İkincisi, madem düşüyor, hayat pahalılığı niye bitmiyor? Niye bizim Avrasya Tüneli 11,5 liradan hesaplanıyor? 1 dolar eşittir 11,5 liradan hesaplanıyor. Ya devletin ilk yapacağı şey burada Avrasya Tüneli'nin fiyatını 28 liraya çekmek olmalı. Hatta şu anda 24 liraya çekmek olmalı. 25 olsun canım. Ha? Hadi 25 olsun, bir de bizden gitsin. Evet abi, 25 liraya çekmeleri lazım. Ekmek fiyatları madem şeyle ilintili, dolarla ilintili, böyle millete şey yapıyorlar ya, söylüyorlar ya, yani 8.50'den 6.90'a gelmiş bir dolar kuru nereden baksan %24'lük falan bir düşüşe denk geliyor abi. Ekmek fiyatını mesela 1 liralık ekmeği çeksinler 75 kuruşa. Bunun karşılığı budur. Yani bu gerçek hayattaki karşılıklardan hiç bahsetmiyorlar. Farkında mısınız arkadaşlar? Evet, o kesin zaten de. Bunu da beklemiyorum sevgili Selçuk, sevgili oğlum. Yani makası kopartmasınlar yeter. Yani eskide şöyle makaslar anlaşılabilir makaslar. Şöyle olduğu zaman yani hani neresinden tutsan durumuna geliyor. Peki buna tekrar döneceğiz. Var mı ilave edeceğim bir şey Selçuk? Yok. Zaten yani, uzattım biraz. Yok. Bence çok da güzel analizdi. Oğlum, TÜİK Başkanı görevden alındı. Aslında bu üst bir başlık. Buradan biraz resim okumak gerekiyor. Yani ben aslında bu başkanların görevden alınması, tekrar atanmasına pek takılmıyorum artık. Çünkü yani oraya ne için geldikleri belli. Onlardan istenenler belli. Yapabilen yapıyor. Yapamayan yapamıyor. Yapabilen yaptığı sürece görevinde kalıyor. Yapamadığı zaman alınıyor gibi bir denklem var orada. Yani iki tane temel istatistik için bütün bu kavga. Biri enflasyon, biri de işsizlik rakamları. Yani bu rakamların yüksek çıkması hükümette olanların oy oranlarını ters olarak etkileyecek diye düşünülüyor. İşsizlik de keza öyle. İşsizlik rakamlarının da yüksek çıkması iktidar partisi adına bir dezavantaj anketlere yansır diye düşünülüyor. Ve bu iki istatistiği daha makul seviyelerde tutarsak iktidar gücümüzü korumaya devam ederiz. Oylarımız fazla düşmez. Biz de böyle durumu idare ederiz gibi bir algı var. Yani bu algı aslında, yani şöyle bakayım, tam olarak doğru bir algı mı dersen değil. Ama parça parça tesir ediyor mu dersen belki bir nebze
anketleri etkiliyordur. İnsanlar yüzlerine böyle %35 enflasyon diye vurulduğu zaman nasıl tepki verirler? Büyük bir ihtimal ağır tepki verirler. Muhalefet de bunu çok iyi kullanır. İşsizlik rakamlarının gerçekleri açıklansa keza gene aynı şekilde toplum ne oluyoruz demeye başlar. Yani bu sesleri bastırmak adına böyle bir strateji izleniyor. Bana sorarsan doğru bir strateji mi? Değil. Ama onlar öyle uygun görüyorlar. Uyguluyorlar. Ama işte bütün bu hamleler bizim hem yurt içinde hem yurt dışındaki yatırımcılar adına inandırıcılığımızı ve şeffaflığımızı kaybetmemize sebep oluyor. Yani Türkiye'de açıklanan hiçbir rakam artık ciddi anlamda piyasalarda gerçekmiş gibi algılanmamaya başlıyor. Biz bu kadar sene burada konuştuk. Yani ekonomik istikrarın en önemli unsuru şeffaflıktır. İstatistiklerin doğru çıkmasıdır. Karşılıklı güvendir diye biz vurguladık. Yani uzun soluklu büyümenin önündeki en önemli şeyler bu göstergeler. İnsanlar bu göstergelere bakarak yatırım yapacaklar. Bu göstergelerin tahminlerini ciddiye alarak yatırımlarını büyütecekler. İstihdam buna göre gelişleyecek. Bu yatırımların gelmesiyle ülkeye para girişi olacak. Bu belki dediğin gibi döviz fiyatlarını daha istikrarlı hale getirecek falan. Ama şimdi gelinen noktada tabii bu Covid ile birlikte ciddi bir işsizlik patlaması oldu. Yani bunun istatistiğe yansımaması mümkün değil. Ama işte bizde yansımayınca bu ciddi anlamda bir sıkıntı oluyor. Yani sen ben bunu eleştiririz, oturur konuşuruz, anlatırız ama o bekledikleri yurt dışı yatırımcı oturup bunları eleştirip zaman kaybetmiyor. Bu rakamların doğru olmadığına kanaat getirirse Türkiye yerine Macaristan'a gidiyor diye. Yani biz o arada kaybettiğimiz fırsatları hiçbir şekilde öngöremiyoruz ve o kaybettiğimiz fırsatları hesabını da kimseden soramıyoruz. Aynen. Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinden yola çıkarak Avrupa Birliği için aslında yatırım yapmak için çok uygun bir ülke. Yani hem jeopolitik konumu avantajlı, hem lojistik anlamında avantajlı, hem öteki taraftan işçilik maliyetleri artık çok makul yerlere geldi. Geniş bir pazarı var, 80 milyon. Çevresindeki Orta Doğu ve Asya ülkeleriyle birlikte 350 milyonluk bir pazara buradan hizmet etme şansım var. Yani Türkiye gerçekten avantaj. Yetişmiş elemanı da var, üniversite mezunu da var. Yani aslında Türkiye'nin çekmesi gereken yabancı yatırım belki şu anda çektiğinin 15 misli falan. Ama biz bu 15 misli yatırımı çekemiyoruz, niye çekemiyoruz diye bunun hesabını sormak yerine işte dışarıdan gelen 15-20 milyar dolara dua edip günü kurtarmanın peşindeyiz. Bu istatistikleri de ona göre ayarlayalım da aman işte yurt dışından biraz para getirelim, istatistiklerimizi de iyi gösterelim, günümüzü kurtaralım. Yani bu çok yanlış bir yaklaşım tarzı. İktidarda uzun soluklu kalmak isteyen bir hükümetin izlemesi gereken yol bu değil. Bu günübirlik siyaset yapıp o günü kurtarma amaçlı hareket eden bir strateji. Bunun da bizim toplumumuza hiçbir faydası yok. Yani işsizliğimizi de çözmüyor. Rakamları saklamak enflasyonun da gerçeklerini de değiştirmiyor. Hayat pahalılığına da bir etkisi yok. Sadece bir rakam olarak oraya konuyor ve algı yaratılıyor. Bu algı da belli bir kesimi etkileyebilir belki ama gerçekleri değiştirmiyor ki yani. Gerçekler gene ortada. Bizim şu anda gıda enflasyonumuz %35'lerde. İşsizliğimiz %25'lerde. Yani bunlar gerçek rakamlar. Sadece pandemiden dolayı 1 milyon 200 bin insan işsiz kaldı. Hem de bir gecede. Ya tamam pandeminin sorumlusu da iktidardır demek istemiyorum. Böyle bir mantık yok ama Avrupa'da da aynı pandemi şartları var. Amerika'da da var bu şartlar. Ve bu şartlara o ülkelerin hükümetleri belli destekler vererek, belli sosyal devlet olgularını işleterek mekanizmalarını bu süreci atlatmanın yollarına bakıyorlar. Bizde öyle bir şey yok. Yani benim karşımdaki restoran adam paket servisle çalışıyor. Verdikleri bana yardım diyor. 700 lira diyor.
Ben 700 lirayla ne yaparım ki? Benim dükkan kiram zaten 20 bin lira diyor. Personelimi falan koyduğun zaman benim aylık giderim diyor 50-60 bin lira. Yani şunu demek istiyorum. Verdikleri yardımlar gerçekçi değil. Yani gerçekçi olmayan bir yardım yaptıktan sonra o yardımın da pek bir tesiri olmuyor. Ülke ekonomisini döndürmek açısından topluma yansıyan bir etki ortada yok. Bir de şöyle bir gerçek var. Yani bu pandeminin ne zaman biteceği belli değil. Pandemi evet. 2023'e kadar uzadı diyelim. Ne yapacaksın? 2023'e kadar bu aynı sistemle bu ülkeyi yönetme mümkün mü? İstediğin kadar istatistikleri sakla. İşsizlik daha da fazla büyüyüp, insanlar artık iflas etmeye başlayıp, dükkanlarını kapatmaya başlayıp, ciddi anlamda sıkıntılar baş gösterdiği zaman nasıl yönetmeyi düşünüyorsun? Eğer ek paketler çıkarmazsan, toplumu rahatlatıcı bazı ekonomik hamlelerde bulunmazsan, bu sistemi sadece istatistikler üstünden yönetmen mantıklı gözükmüyor. Çözüm gerçekçi bir çözüm olarak ortada durmuyor. Aman aman oğlum, aman aman, ek paketleme abi. Ek paketleme gürültüsü kendinden daha büyük. Biliyorsun geçen seneki ciro kaybının eğer işte belli bir miktarı 3 milyon altındaysa ciron ve yarısını kaybettiysen 2000 lira ile 40 bin lira arasından bahsediyorlar. Bas bas bütün televizyonlarda ikişer bin lira dağıttık diye ay başına 166 lira düşer ya. Bir defalık veriyorsun çünkü. 166 liranın meselesini biz 10 gün dinledik. Aman aman abi, reforma falan, yani pakete makete gerek yok. Paket sorundan daha büyük bir hal alıyor.